Değerli dostlarım, bugün sizlere bir oyun videosu değil, bir uygulama videosu göstereceğim. Yani bir inceleme videosu olacak, çok kısa. Sağ olsun Eduard Georgiev bana e, bu programın keyini gönderdi denemem için. Hem de bunun incelemesini yaptım, şimdi videosunu çekiyorum. Just Scroll isimli bir uygulama. Bu uygulama ne işe yarıyor? Uygulamamız, e, mesela oyundasınız ya da masa üstündesiniz ya da işte film, video falan izliyorsunuz. Herhangi bir ekranı kapatmadan size ses azaltma ve yükseltmeyi sağlıyor. Bunu nasıl yapıyoruz hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi mesela bakın şuradaki resmimize bakalım. Hatta aslında benim istediğim konuymayız. Konusundan ilgisi ekleyeceğim de. Gerçi resimler falan aynı. Ee... <laughs> Şöyle tekrar gelelim. Mesela oyundayız. Değil mi? Neredeydi? Heh. Oyunda olduğumuzda size bunun örneklerini de göstereceğim. Windows tuşuna basılı tutuyoruz Ve basılı tutarken de farenin tekerleği ile orta tekerleği ile yukarı aşağı Sesimizi değiştireceğiz yani yukarı çevirdiğimizde ses artıyor aşağıya çevirdiğimizde de Ses kısılıyor Ya da diyelim ki Masa üstündesiniz aynı şu ekranı gördüğünüz gibi Bu sefer Burada yapmamız gereken de fareyi alıyoruz şu arama çubuğu var ya Görev çubuğu Buraya getirdik ve fare tekerleğini bakın şöyle yukarı aşağı çevirerek ses seviyesini değiştirebiliyoruz. Özellikle yayın yapanların işine yarayacak bir program. Ee, hani belki yine söylemişimdir. Şimdi de söylemek istiyorum. Yani seyircilerinize, izleyicilerinize mesela o anki oyunun sesi çok fazla gidiyor olabilir. Onu hissetmiş olabilirsiniz. Hemen Windows tuşuna basılı tutup e, farenin tekerleğiyle sesi kısabilirsiniz. Bu sayede sesiniz daha fazla İzleyicilere gidecektir. Bu oldukça önemli. Yani yayıncıların gerçekten kullanması gereken bir program. Tabii ki artık şu devirde zaten klavyelerin çoğunda bu ses kısma tuşu var. O ayrı bir konu. Hani eğer klavyenizde öyle bir e, tuş yoksa yani ses arttırma, azalma, azaltma tuşu yoksa yani oldukça işe yarayan bir program diyebilirim. Ee, şimdi bu oyundaki e, oyunda nasıl kullanıyoruz ona geçelim. Onu görelim. Sonra kapanış aşamasıyla videoyu sonlandıracağız. Şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Bu programı test etmek istiyoruz. Değil mi? Mesela işte hani Discord'da arkadaşlarınızlasınızdır. E, oyunun sesi bir an fazla gelebilir. Arkadaşınızı duyamıyorsunuzdur. Ya da yayın yapıyorsunuzdur. Hani o ara yayına e, yani izleyenlere oyun sesinin değil de kendi sesinizin daha fazla gitmesini istiyorsunuzdur. O zaman ne yapıyoruz? Bakın Windows tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tuttum ve bakın harika tekerleğiyle mesela sesi kıstım şu an. Sonra tekrar arttırdım. Bu kadar. Yani oldukça hani kullanışlı bir program. Şimdi bu kısımda gösterdik. E, videonun kapanışında da yani bu aşamadan sonrakinde de sizlere programla ilgili önemli bazı kritik bilgiler e, vereceğim. Yani kritik derken hani programın işleyişi açısından. E, bilgiler vereceğim. Ona da geçelim ve videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi videonun kapanışında da size söylemem gereken bazı önemli şeyler var. Hani programın daha stabil çalışması için. Şimdi bu programı normal oyun alıp bilgisayara yüklediğiniz gibi yani satın alıp yüklüyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Bu programın arka planda çalışması için Steam falan açmanıza da gerek yok. Onu da söyleyeyim. Bilgisayar açıldığı gibi program arka planda çalışıyor ve oldukça düşük bir sistem gereksinim var. Neredeydi o? E, 10 megabayt kadar bir ram tüketiyor yani hiçbir şey yani oldukça hafif bir program şimdi benim sizlere söylemek istediğim şu şimdi bu oyun şeyi bu programı yönetici olarak çalıştırmamız lazım bunu nasıl yapacağız şimdi yönetici olarak çalıştırmayınca bazı oyunlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz örneğin işte overwatch'tasınız diyelim Mesela Windows ses değiştirmek istiyorsunuz, kısmak istiyorsunuz ya da artırmak istiyorsunuz. Windows tuşuna bas, basılı tuttuğunuz anda, yani direkt bastığınız anda zaten siz masa üstüne atıyor. Böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu yüzden bizim bu programı yönetici olarak çalıştırmamız lazım. Bunun için de bakın zaten şu sağ alttaki görev yani program listesinde şöyle sağa tıklıyorsunuz ve buradan şu Run on Startup Admin seçeneğini seçiyorsunuz. Yani bunu her başlangıçta yönetici olarak zaten arka planda çalıştırıyor. Bu şekilde kalıyor yani bunu bu şekilde çalıştırırsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız dediğim gibi e, Steam'de de Yani Steam'i de açmanıza gerek yok Direkt bilgisayar açılında zaten bu bir program olduğu için Arka planda direkt otomatik olarak çalışıyor ve Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz benim diyeceklerim bu kadar Umarım hoşunuza gitmiştir bu arada e, programın fiyatı da %50 indirme girmiş 0.74 dolar. Bu yaklaşık 23-24 liraya falan denk geliyor. Normal fiyatı 1.50 dolar. Artık alıp almamak size kalmış. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorum yaparak sorabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.